Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mesaj atmışsın İbrahim. Anlayamadım. Konu neydi? Hocam, bizim eve tadanan bir hayalet var hocam. İsmi de Şevket hocam. Biz ne yaptıysak gönderemedik. Nefesinize kuvvetli gönderin hocam. Hayalet. Hayalet hocam. Bu evde. Bu evde hocam. Evet hocam. Evet hocam. Hayalet. Burada hocam. Bu evde. Evet hocam. Hayalet. Hayalet hocam. Bu evde hocam. Evet hocam. Hayalet hocam. Bu evde. Evet hayalet hocam. Evet. Tamam İbrahim. Git. Ben halledeceğim. 40 yaşına gelmiş hayalet diyor ya. Hayalet hocam. Bakın müminler ve mümine hanım kardeşim. Bir gün her canlı doğacak, büyüyecek ve geldiği toprağa geri dönecek. Yani her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Çaylarda amca hoş geldin. Sen de yeni geldin herhalde. Çay yaptım ha. Sağ ol yavrum, almayacağım ben. Şimdi yaptım. Tavşan kara. Ölü mü gör ya? Sağ ol yavrum, almayacağım. Esnedin lan lan! Lan! Bak! Ya İbrahim, bu ne ya? Ya hocamı çağırdın. Ayıp ediyorsun amma ya. Ölü benimle konuşuyor İbrahim. Ölü benimle konuşuyor. I see dead people. I see dead people. I see dead people. Bak oğlum, birazdan halay çekilecek. Sen de kızlardan birini beğeneceksin. Beğendiğin kıza gidip böyle mendil vereceksin, tamam mı? Kız da seni beğenirse halay sonuna kadar kalacak. Ertesi gün gider isteriz. Hadi. Ama eğer kalmazsa bil ki kız seni beğenmedi. Yapacak bir şey yok. O neymiş ya? Ben seçilmem, seçerim. Ben de 3 gün s**tmam, s**arım suratını. Tam oraya geri dönelim. Seçilmem seçerimi yayınlanabilecek halinde söyleyeyim. Hazır mısın? Hazır olunca başlayacağız. Hazırım hocam. Tamam. O neymiş ya? Ben seçilmem seçerim. Ben de 3 gün tutarım. Tutarım. Suratına bırakırım. İşte yani koltukları ayarlamaktan tutun da işte müziğine, ışıklarına, efendim söyleyeyim pencerelerine, tencerelerine kadar her şeyi İsmail yapıyor. Ya İsmail kim? Gülşen'in abisi. Bacım. Bacım sen niye vakti söylemiyorsun? Niye öyle şeyler diyorsun? Bacı, bacılar bir şey söyle. Ay kız. Ayol bizim öyle şeylerle ne işimiz olur? İyi yani, iyi aile çocuklarıyız değil mi? Ayol, ayol. Ayol, İsmail Bey, bizden zarar gelmez. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayamayacağım şimdi. Ama niye kaydırmaya çalışıyorsun arkadaşım? Ben ağlayacağım diyor mu, gülüyor. Evet. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Ya üzülüyor gibi dur. Baktın olmuyor, üzüntünü burayla paylaş. Elleri kırılsın inşallah çalanların. Vallahi çocuk gibi ağlayamayacağım şimdi. Sarı kızı. Ağlama baba. Haber verdim ya polise. Lan ineğimi çaldılar, sen neye gülüyorsun? Eli kulağında da gelirsinler polisler şimdi. Birazdan gelirler vallahi. Hırsız! Hırsız! Komşular! Ne? Komşular! Abla bağırma. Ya kimse gelmez. Ya neye gelecek? Biz senin evini soyuyor, sen orada imdat diye bağırsın. Komşuluk bitmiş. Bunlar hep kentsel dönüşümün yan etkisi bunlar. Oturun bir de çay için beraber. Kaçacağız oğlum biz, kaçacağız ya. Buldum. Elimde şok cihazı var. Vallahi bak seni gebertirim. Anladın mı hırsız? Şok cihazı mı? Evet. Abla şimdi aramızda bir elektriklenme olmasın. Keza ben işle aşk hayatımı karıştırmıyorum. Ya çekin şimdi. Bir hırsız! Bir hırsız! Vallahi polise vereceğim bak seni. Pislik, ne aldın lan? Ne çaldın? Ay aşağılık hırsız.
Fikri mi Tarhan Hacı? Evet. Evet, öyle dedi. Şimdi oğlum Fikri, sen Merkez Park'ta gasp mı yapmışsın? Gasp mı yapmışım? Ben dua kitap satıyordum hakim dayı. Arkadaş gönlünden koptu, bir 350 lira verdi. Sonra gitmiş polise şikayet etmiş, anlamadım yani. Oğlum bıçak çekmişsin. Bıçak mı çekmişim? Ben 4 kere hacca gittim. Dayıya sor. Zilli dayıya sor. Zilli dayı kim lan? Zilli dayı mı kim? Oğlum o sordu ya zaten sana. O mu sordu zaten? Allah Allah, dalga mı geçiyorsun lan benimle? Allah Allah, sen niye şey yaptın, darp ettin, gasp ettin adamı? Ben şiir kitabı satıyordum dayı. Ya sen demedin mi dua kitabı satıyorum diye? Dua kitabını satıyorum dedim. Evet dedin. Evet mi dedim? Lan evet demedim. Allah Allah. Dua kitabı satıyorum dedin. Dua kitabımı satıyorum dedim. Lan bak, seni tokmaklarım çocuk ha. Kim? Seni mi tokmaklarım? Lan dayama. Allah Allah. Vallahi açıldım ya. Ne? Ne yazıyordu lan kitabın üzerinde? Ne mi yazıyordu kitabın üstünde? Vallahi bak, vallahi bak, olay tamam, çıkacak. Hadi. Ne yazıyordu kitabın üzerinde? En güzel ev yemekleri yazıyordu. Bak şimdi de en yemekleri oldu ya. Ev yemekleri mi oldu şimdi? Lan! İftira atıyorlar dayı. Kim iftira atıyor? Kim mi iftira atıyor? Allah Allah, tamam tamam. Yahu! Hakim mi seni sorguluyor? Sen mi hakimi sorguluyorsun? Belli değil. Hakim mi beni sorguluyor? Ben mi hakimi sorguluyorum? Belli mi değil? Lan Allah aşkına şunu al götür, şunu bir elini yüzünü yıkasınlar, bir kendine gelsin, delireceğim ya. Tamam, tamam, tamam. Yürü hadi, yürü. Yürü mü hadi? E artık bunun da sorusunu sormaz. Buna bir şey oldu ya. Bunun da sorusunu sormaz mı? Hadi, hadi canım, hadi. Hadi mi yürü? Hadi, koy, koy. Ya onu ne yapacaksın götürüyorsun? Onu mu ne yapacaksın? Ben sizin dirsinize girmeyeceğim. Bana izin ver. Kardeşime motor çarpmış. Ay. Çok kötü durumda ailemiz. İyi değiliz, gitmem lazım. Ay git git, aile her şeyden önemli. Hadi git yavrum benim. Hocam müsaadenizle. Ne oldu? Gel lan buraya. Çoban kupe. Lan oğlum. Bak. Senin halana geçen hafta tır, enişten de alokopter çarpmadı mı? Evet. Olabilir. Oldu bunlar. Lan senin ailenin araçlarla alıp veremediğin ne? Neden senin ailen yani? Bak. Söyle bakayım. Senin küçük kardeşine ne motor çarptı? Deniz motoru. Lan deniz motoru nasıl çarptı? Yüzerken yüzüyormuş. Nereye? Ankara'ya. Lan Ankara'da deniz mi var? Mantar kafa. Tamam lan tamam. Çarpmadım motor falan. Ama kardeşim kötü, gitmem lazım. Küçük kardeşim çok kötü. Tamam lan. Söyle. Küçük kardeşin ismini söyle, ben izin vereceğim sana. Küçük Fikri. Sen, yalan söyleyemeydi. Beceremiyor. Tıraş fırçası seni. Saçlara bak. Tamam lan tamam. 5 lira verin, gidin kantinden bir şey alacağım. Lan yürü git. Ne var lan? Lan kime diyorum ben? Sen bana mı diyorsun? Fikri. Ne? Bak gözlerini kapanmış, görmüyor musun lan? Sen git tipine bak. Bana bak, gözüne bak. Ne yapayım ben, gidip çocuklardan haraç mı kesin? Okulumu bağırayım. Kendimi mi yakayım? Okulumu yakayım lan. Para ver lan, 5 lira ver. Hadi tamam, 5 lira ver. Tamam gideceğim. 5 lira ver gideceğim. Allah cezanı versin. Al al al. Ne var lan? Para mı lan bu? Beni kandırıyorsun. Ver lan, 2 lira ver lan. Lan sen, dur lan, dur, dur, git. Ver bıçak, bıçak ver, bıçak diyeyim lan. Lan git, git. Ne arıyor lan, ne arıyor öyle biri? Öyle git, git. Ay, şikayet edeceğim lan seni. Lan Fikri. Ver öyleyim lan. Dur. Koş lan. Selamun aleyküm. İsmail Usta, kapı açıktı, geldim. Nereden başlıyoruz? Bu dakika ya. Bu kim? İsmail. Şu anda evde benden başka usta mı var? Evet. Gerçek bir usta.
verdiği vaatte duran, gününde saatinde işini bitiren gerçek bir usta var. Sen onunla muhatap olma İsmail. İsmail, üstüme usta mı getirttin? Bu adam beni sana vermedim, neyi verebilir İsmail? Sen onu İsmail'i oyalarken düşünecektin. Onun aradığı bir kere benim. Mutfakta muslukçu, banyoda duşakabinci, yatakta... Aa, geldi Allah'ın delisi. Bunları nasıl hemen bulup geliyor bu ya? Geldi Allah'ın delisi. O ne lan? Dyson küresi. Sanki anlatsam anlayacak da. Söylese ya, söylemez. Ne işe yarıyor? Bununla uzay gemisinin enerjisini alıp başlığı aktaracağım, öyle iletişim kuracağım. Oturuyor orada, bir kalta yardım et. Oğlum, ben mekanizmayı bozmayalım, ne yapacağız? Yemin ederim, ya çok büyük alimsin ya manyak, ortan yok senin oğlum. Oldu mu? Tamam, oldu. Öyle boş boş bakıyor, geç de bir fotoğraf çek. Ay hadi, anısını alsın Feridun. Angut, angut bakıyor orada. Feridun, ana geç şöyle. Video çek, video biz de çek, video çek. Uzaylı onunla ilk temas. Hadi, hadi, ilk temas. Hadi, hadi. Üç, iki, bir. Merhaba uzaylı. Kafa yandı, kömür oldu, kafa gitti. Aa, Feri, anam iyi mi? İyi mi kuzum? Beynimi yaktı kurları. İyi misin abla? Kaç şunu! Fikir kaç şunu! Ben yapmıyorum oğlum! Hayırlar beni çağır. Lan hayır lan! Benim lan, için küçük insanlık için büyük adam. Gitme! Ay ay! Oğlum gitme, gitme! Lan gitme! Kapıyı kapattılar. Kapıyı kapattılar. Ama! Anam inşallah gelişmiş bir medeniyettir, yoksa yandı. Saniyeler. Ha geldi. Çek, çek, çek. Alın, alın. Bir alın onu. Çek. Alın, tutak. Alın. Firuzum. Ya iyi mi annem, iyi mi? Bağırıyorum sana, çeksene diye. Aldık ya lan. İyi mi kuzum benim? İyi değilim ana. Yürü git şuradan, bakıyor orada bir de. Abi ne istiyorum ya? Müziği beğenmemişler onlar abla. Müziği beğenmemişler. Uzay zaman farkından 6 aydır dayak yiyorum içeride. Oo! Fikri! Ne geçindiriyor ya? Fikri! Oğlum gel, hastaneye gidelim. Kırık falan vardır. Hastane olmaz Hayati abi. Ne lazım sana? Bir tamirciye gidelim. Yolun. İnsanlığı gözlemek için mikrofon taktılar. Bizi dinleyeceklermiş. Yaka mikrofonu de. Yaka mikrofonu de. Keşke yaka olsa. Ne diyorsun? Oğlum, gene aynı yere mi? Aynı yere, aynı yere. Ses beni öldürdü. Merhaba. Biz dostuz lan. Lan dost da bunu yapar mı lan? Sen mi konuşuyorsun? Hadi yetiştir şimdi. Ben seni unutmak için kendimi asansör boşluğuna attım. Ben seni unutmak için kafamı kamyon tekerinin altına soktum. Ben seni unutmak için kendime elektrik verdim. Ama yine de unutamadım. Eğer bak diyorum ki bugüne kadar bütün aşklarım için bir daha da gelirsen buraya, beni de artık al bulursun. Al bulursun. Al bulursun. Ben duyguya fazla girdim galiba. Dediler bu aşk acısı, hastaneler bakmadılar. Dediler bu aşk acısı, aşk acı. Kamera kırıldı ya. Sana bakıyorum da bıyıklı. Filmimdeki estetik yoksunu, ezik enişte, tipsiz iğrenç, şapşal babürcük için çok uygunsun. Babürcük rolü için seni düşünmüşüm.
Daha şey yap, daha tanımla onu. Daha baktıkça aklına ilham gelsin. Daha ne var ne yoksa... Karakteri geliştirdim. Bir karakterim var. İsmi Babürcük. Bir görsen leş. Kimsiz, sıfatsız, gerçek, aptal, estetik yoksun it. Adam sanki aynaya bakıyor lan. Sosisli. Hayatta en sevdiğim ama hiç yiyemediğim. Küçükken annem yedirmezdi. Büyüdüm, evlendim. Sen yedirmiyorsun. Ne olur sosisli yiyelim. Yeter sosisli yiyelim. Hayır İsmail. Sosisli en kötü et. İçine ölmüş tavukların gagalarını koyuyorlar. Ya ablacığım ya. Bırakın bu sosisliye karşı ön yargıyı lütfen ya. Ben en pahalı markadan kullanıyorum. Çünkü biz lezzet peşindeyiz. Lezzet peşindeymiş. Ne olur sosisli yiyelim. Hadi çıktık artık bir yola. Tamam, yiyelim, tamam. Pardon, biz iki tane sosisli rica ediyoruz. Hemen ablacığım. Sıra dışı bir sosisli deneyimine hazır mısınız? Yok kardeşim. Herhangi bir değişiklik istemeyiz. Bildiğimiz klasik ekmeğin arasına sosisli. Lütfen, çok rica edeceğim. Asla ablacığım. Sosisçi fikri de asla sıradana yer yok. Şov başlasın. Yok kardeşim, teşekkürler. Tabağa koy da ver, ben öyle yerim. Olmaz. Ben kendi sosisimi kendin yedireceğim. Aç. Kardeşim. Allah aşkına. Bir de kağıdın üstüne koy, şöyle sağ, ben yerim. Sağ. Olmaz Allah. Bu deneyimi ben kendim yaşatacağım. Aç. Aç. Aç ablacığım, aç. Kardeşim, ne diyorsun ya? Aç sen, aç. Aç ablacığım. Ulan karımı aç, 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 aç diyeyim. Ayağımın altına alırım lan seni. O zaman sen aç abicim. Ya. Bari git. Bak bu deneyimi kaçırma abicim. Bak açtırtma benim ağzımı. Abi bak anı yaşa lütfen. Oğlum git. Aç diyorum abicim, aç. Allah Allah. Aç işte, aç, aç. İnanmıyorum. Ceketin köşesi sökülmüş. Ağlayacağım şimdi sinirimden. Sizde yeni iplik var mı? Ya manyak mısın sen kardeşim? Aklımızı çıkardın ya. Var. Şurada bizim yengenin tığ kutusu var. Onun içinde vardır belki. Git bak bakayım şurada, şurada. Neyse. Bana bir şey olmadığına göre sorun yok. Eğer bana bir şey olsaydı hepiniz yanmışsınız. Ama... Baba! Ne yaptın lan baba ya? Ay öldüm. Ben bakamam ona. Baba! Baba kalk baba. Babayı kaldır. Baba iyi misin? Baba iyi misin? Ha kendine geliyor. Tamam iyi misin baba? Amca! Bir Demet Baydonoz'u böyle ağzına çarpa çarpa vururum yavrum. Kızım bu daha senin ne dediğini anlamıyor. Senin ruhundan nasıl anlayabilir Allah aşkına? Öyle deme, öyle deme. O benim ruh ikizim. Yavrum bu olsa olsa senin ruh öküzün olur. Biz birbirimiz için yaratılmışız. Yeter anne.
Ay gerçekten delireceğim. Yavrum bak bu çırak fikri. Ben anladım senin numaranı. Bu evden işe böyle tasları götürürken araya seni koymuş, tas niyetine kızımı götürmüş. Allah'ım çıldıracağım gerçekten. Anne be öyle deme ya. Fikri benim ruhumun açlığını dindirdi. Kızım. Ya vallahi filozof kesildim çocuğum. Pastırmalı sucuk varken, sarımsaklı bir mantı, bir patates yemeği bir türlü varken niçin bu cacıkla iştahını gideriyorsun? Neden yavrum? Çünkü o benim hayatıma renk kattı, anlıyor musun? Arada da ahenkli dokunuşlarıyla bana ilham veriyor. Çünkü elime krem sürüyorum, ondan dokunuşlarım çok yumuşak. Ulan gel buraya, gel diyorum lan! Ne var yun lan, ne var? Ne var? Lan diye konuşma benimle. Tamam lan tamam konuşma. Terbiyesiz. Sensin lan terbiyesiz. Ukala. Ukala sensin. Hocam bak bunu görüyorsun. Çocuğa uğraşılmıyor ya. Ya hocam bu çocuğun söylediği her şey yalan. Dünyanın en büyük yalancısı yalan makinesi ya. Bunun var ya 5 kere babaannesinin cenazesini kaldırdık. Kaldırdık evet. 2 tanesini bizzat ben gömdüm. Sağ olasın Allah razı olsun. Ama yine de inanıyoruz çocuğa ya. Şimdi hocam böyle yargılamak kolay. Öncelikle yani öğrenci neden yalan söylüyor ona bakmak lazım. Belki çocuğun travması var. Evet. Travmam var lan benim. Travma ne demek lan? Raylı araba. Tren. Trenbüs. Metrobüs müdür lan? Nedir lan? Trenbüs mü? Hocam görüyorsun değil mi? Ayaküstü yalan, dolan, dolan yalan. Lan tamam lan tamam. 5 lira verin doğru söyleyeyim. 5 lira. Niye 5 lira istiyorsun çocuğum? Anamı ameliyat ettireceğim. Annen mi hasta yavrum? Annem evet kafadan rahatsız ameliyat ettireceğim. Ah beyin ameliyatı mı? Yok babam iyi. Anam kafadan rahatsız onu ameliyat ettireceğim. 5 lira verin lan. Ulan 5 liraya ananın tırnağını kesmezdi. Tamam lan tamam. Babamı fidye için kaçırdılar. 5 lira istiyorlar, 5 lira verin lan. Kim kaçırdı? 3 yaşında çocuk mu kaçırdı? 5 liralı fidye istiyor ya. Seni mi inandıracağım lan? Ben 20 sene oldu ehliyeti alalı, 20 yıldır trafiğe çıkamıyorum yani. Aa, neden? Neden? Ben otoparktan çıkıyorum, direkt naat korna basıyorlar. Kornaya basılınca bana da afakanlar basıyor tabii, ters yöne giriyorum. Ters yöne girince de küfür kullanıyorlar. O zaman da ben arabayı kullanamıyorum ya. Ben küfüre razıyım. Hadi ya. Size ne yapıyorlar? Beni sürekli dövüyorlar. Ne yapsam dövüyorlar. Hayır bir şey de yapmıyorum ki ya. Hak etsem dövsünler de. Hak etmediğim halde sürekli dayak yiyorum ya. Ha. Geçen gün misal üst geçitte kavga çıktı. Aşağı inip beni dövdüler. Ha. İlk dersimiz korna dili ve edebiyatı. Şimdi ben korna çalacağım. Siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dur size bir sinyal çakayım. Çalıyorum. Ne dedim ben? Çekil lan önümden. İnme seni ağzını burnunu kırarım dediniz. Benim faturanın son ödeme tarihi gelmişti. Şunu çıkışta bir vezneye yatıralım. Tabii ki hemen bakalım. Vezne mi? İnternet bankacılığından yatırabilirsiniz efendim. Oluyor mu öyle ya? Evet. Var, öyle bir şey var mı? Var, var. Evet efendim, ya var. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar ya? Allah, Ozan şunu bir sen... Bakayım, hemen yapayım. Bakayım. Yalnız şifre istiyor bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Hallettim, buyurun. Ya bir de bankacılık sistemi kötü diyorsunuz Cale Hanım ya. Baksana olay, ekonomi uçuyor. Ya bir yüzünüz düştü Cale Hanım. Ne diyeceksiniz? Yani şöyle anlatayım ben size efendim. Şimdi bankacılık dışarıya bağımlı olan özel sektörden alınan borçları geriye ödeyemediğinden mütevellit, Türk lirasının da değer kaybetmesinden ötürü kan ağlıyor. Evet. Bakın size güzel bir şey söyleyeyim. Heh, buyurun. Türk lirası artık daha fazla değer kaybedemez. Dibini gördü ya, durdu burada. Ekonomi biraz da rakam işidir değil mi? Ekonomi rakam işi. Ben şimdi rakamlardan bahsetmeyeyim Cale Hanım. Cale Hanım, gözlerime bakın.
Ne görüyorsunuz? Maddi şeylerin peşinden koşarak huzur bulamayacağımı anladım. Hayatın sırrına koşarak değil, bir an durup tefekkür ederek ulaşacağımız kanaatine vardım. O yüzden de diyorum ki hep beraber şöyle bir duralım ve hayatı düşünelim. Ben birçok şey düşünüyorum. Kesin sizden daha fazla şey düşünüyorum. Tamam oğlum, yarışmıyoruz. Bak rahatlıyoruz değil mi? Rahatlıyoruz burada. Hadi. Ben çok rahatım. Sizden daha fazla rahatım. Şu an o kadar rahatım ki altıma bile işleyebilirim. Ya yuh artık be. Ya yuh, rezil ettin bizi şurada Hayat abi. Hırs küpü herif ya. Oğlum bak şimdi Ferud'un yani böyle bağırıp çağırarak... yani eşine, dostuna bu şekilde yardımcı olamazsın oğlum. Ya siz ikiniz çok asabisiniz biliyor musun? Biz mi abi? Evet oğlum. Ya siz gidin biraz dolaşın ya. Gidin biraz dolaşın, sonra gelirsiniz. Biz Fikri ile özel konuşacağız. Ben daha özel konuşurum. Tamam. Yürü Ferud'um, yürü. Yürü abi. Şimdi, bak şimdi Fikri'cim, belki de arkadaşlarının yanında konuşamayacağın şeyler vardır. O yüzden dedim ki böyle baş başa kalalım. Mesela evli misin? Evliyim. Bak karıma, çok güzel değil mi? Tövbe estağfurullah. Oğlum ben senin karına niye bakıyorum? Yok, sen kendin bak yani. Kesin senin karından daha güzeldir, baksana. Oğlum sen benim karım hakkında nasıl konuşuyorsun? Öyle şey olur mu ya? Tırsıyorsun değil mi? Senin karından daha güzel olduğu için korkuyorsun. Bak, bak. Ulan hakikaten güzelmiş. Ya Fikri abi! Ne oluyor lan? Allah aşkına hareketlere bak ya. Oyun karakteri gibi de giyinmişsin. Abi sen ne yapıyorsun? Ne olur kendine gel. Hiçbir yaşından başına utanmıyorsun. Biz burada ders çalışıyoruz. Ders, ders. Lan oğlum hep ders, ders, ders. Biraz da dance, dance, dance. Tarım, tarım, tarım. Şu an bir çiftçi kardeşimleyim ve... aslan gibi çiftçi kardeşim burada. Aslan gibi çiftçi kardeşim burada. Ne yapacağız? Tarım diyoruz. Hollanda'yı geçmemiz lazım. Türkiye'yi dünyada tarımın başkenti yapmamız lazım. Kimle? Bu kardeşimle. Bu kardeşimle yapacağız. Aslan kardeşimle. Ben bu belimi kırdım. Nasıl tarım yapacağım ben? Çiftçinin gözündeki ışığı görüyorsunuz. Çiftçimiz Fikri Başkanım. Gel bu meseleyi çöz diyor. Demedim de ha. Çözeceğim diyorum. Dönüşüm başladı. Geliyoruz. Tarım, tarım, tarım. Hadi hoşça kalın. Ya vurup durun, ne vurup durun ya? Pardon. Adama vurup durun. Kaç binliğimiz oldu? Bin değil başkanım, 850. Olmaz. Kabul etmiyorum bunu. Tamam. Hemen ay sonuna kadar 3-0 daha ekliyoruz buna. Hemen. Olmaz Ferud'um. Olmaz Ferud'um. Hadi bakalım. Fikri abi, abi bu koyunlara nereden bakacağım ben? Arkadaşlar telefondan bakıyor. Ben çok özeniyorum abi. Bana da gösterir misin? Yani şimdi İsmail abi, sen de çok fazla heveslenme yani. Bazen bunlar düşüşte oluyorlar. Yani oha! Oha! 50.000 lira olmuş lan! Atak koyunu, atak yapmış. Şuraya bak! Nasıl lan? Bak! Görmüyor musun? Mum bırakmış, 50x olmuş. Ay. 50.000 lira mı oldu? Hay Allah senden razı olsun Mesut abi. Senin sayende kazandım ya. Hı? 5 katına çıktı param. Dur ben Macide'ye haber vereyim. İsmail abi, bir de sen Mesut abiye şöyle buzlu bir su getir. Mesut abim, yeter ki benden bir şey istesin. Alo, Macide, 50.000 lira kazandık. Artık hayat bize de gülüyor, Macide. Mesut abi, senin
Atak koyun patlamış abi. Fazla titreme istersin. Panik atak geçireceksin. Sus lan. Yine başladın ya kompresörlü otobüs gibi. Fıs fıs fıs. Bir dur oğlum. Ben ne panik atak geçireceğim lan? 50.000 lira ben zengin mi yapacak oğlum ama? Ya bir yatırım tavsiyesi verdik işte. Fukara sevinsin. Ne var lan? Mesut abi. Hmm. Hiç mi böyle içinde bir pişmanlık yok? Bir 10 dakika daha bekleseydin. O 50.000 lira senin olacaktı abi. Oğlum. Mesut abi. Alo. Efendim aşkım. Aşkım tamam söz verdim. Gideceğiz o sinemaya. Ben de izlemek istiyorum o filmi. Evet. Tamam bugün gideceğiz. Vallahi gideceğiz, billahi gideceğiz aşkım. Evet bak şimdi servis yapıyorum. Beni meşgul etme. Ben de seni. Eyvah. Duydun mu lan hepsini? Hepsini duydum. Sinema he? Güzel fikir. Şşş. Bahadır. Şşş. 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 Ya yüzüne bakıyorum. Ne hiş 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 ya Fikri Bey ama. Suratına bakıyorum zaten. Sinemaya gideceğiniz he? Evet. Çok güzel. Evet güzel. En yakın sinema nerede? Ne bileyim nerede? AVM'de. Evet. AVM'ye gittiniz. E filmden önce İnge diyecek. Giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Şuradan bir şeyler alalım diyecek. E bu oldu. Bu çok güzel oldu. Bu bunun altına tam oldu. Derken ne olacak? 400'lük olacağınız. Sonra kasaya gideceğiniz. 500'e tamamlayın. 100 lirada hediye kazanın diyecek. Bu sefer yenge 1600'e tamamlayacak. E yemeği de orada yersiniz. E yani gitmişken yeriz evet. 5 kişisiniz oğlum. Restorana gittiniz. Önden çorbalar içilecek. Ardından daha sonra kebaplar söylenecek. Evet. Senin büyük oğlanların 2 tanesi İskenderiyeliler. Hanım Adana'yı gömer. Ufak oğlan köfte yer. Sen beyti yersin. E kolalar zaten havada uçuşacak. Hesap ne geldi? Ne geldi? 224. Ondan sonra ne olacak? Ne olacak? Sinemaya gittiniz. Evet. Ne olacak? E bir hafta sonu. İndirim mindirim yok. 5 tane bilet 24'ten ne etti? Ne etti lan? 120 lira etti. E çocuklar diyecekler. Baba biz kova mısır istiyoruz. E enin falan tutturacak. Baba ben dondurma istiyorum diye tutturacak. E onlar da tutturacak. E büfeci de sana tutturacak. 12 liradan 5 tane dondurma ne etti? Ne etti lan ne etti? 60 etti. E otoparkı, yakıtı, bardaktan mısırı, ıvırı, zıvırı derken 180'de onlar etti. Sinema keyfi sana geldi 1034 duruyor oğlum. Yuh ya çok oldu. E ne yapacağım ya? Otur evinde ya. Ya Fikri annemi tanımıyormuşsun gibi konuşma. O hiçbir şeyi beğenmez. Kıvanç Tatlıtuğ'a 10 üzerinden 4 diyen bir insan. Kıvanç'a 4 verdiyse bana kaç verdiğini sormak bile istemiyorum artık. Bana bak. Anam burayı çok beğenecek merak etme tamam mı? Niye biliyor musun? Bak şu denizin sesini bir dinle bak. Aş. 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 Biraz daha dinle bak. Müsilaj var denizde. Bu denizin baş. Sesi harika bak. Baş. Bak, bak şu denizin sesine bak. Bu denizin sesini duyup burayı beğenmeyecek kimseyi görmedim. Anan da beğenecek, merak etme. 40 yıldır ben buraya geliyorum, böyle ses duymadım. Gerçekten mi? İnsanın aklını alıyor burası gerçekten. Baş. Baş, bak. Baş, baş. Efendim, yani hiç önemli değil, merak etmeyin. Ben bütün canlıları çok severim. Evet. Hayvanından insanına kadar... Hepsini okşarım. Koklarım. Onları... Onları? Kucaklarım diyeceğim ama... Anladım. Bir de şu ifadendeki sözcükleri doğru seçsen daha iyi olacak ama... Hmm. Güzel oğlum ben sana bir şey soracağım. Geçen yıl bir filmim vardı televizyonda. Orada da kötü adamdın. Ben çok sevmiştim filmi de. Bahadır hiç sevmemişti. Sevmedim diye de kalktı kapattı televizyonu. O filmin sonunda ne oldu? Bahadır, sen benim filmimi beğenmedin mi? Aha, kızdı, kızdı. Şimdi, Fikri abiciğim, tam öyle demeyelim tabii de... Şimdi filmin şeyinde bir şey vardı. Sevemedim ben ya Fikri abi. Ama bence yönetmen hatası. Hiç senlik bir şey... Lan! Lan! Yazarlar lan! Görüyorsunuz, adamı dövüyor. Bildiğin dövüyor. Kötü adam bu, kötü adam. Ara, polis! Polis yok mu? Fikri, ne yapıyorsun? Kıllı... Kolombiya tarantula örümceği. Güzel olduğu kadar da öldürücüdür de.
Bahadır'ın ağzını sokarken yakaladım. Bir antilopmuşum gibi beni boynumdan ısırdınız ha. Vay be. Demek bir antilopmuşum. O zaman ben de sizi bir timsah gibi tek lokmada yutacağım. Durun! Durun, değil öyle bir şey yok. Bir timsah suya girdiğinde gözlerini kapamazken baykuşlar gözü açık uyur. Allah Allah, bu benim hiç aklıma gelmedi. Ya, ne sandın? Ayrıca geceleyin usulca bir yılan sıçan deliğine girip sıçanlar sıçım kaçarlar. Oğlumuz İstanbul trafiğinde sürekli kırbaç sallıyor, çok yoruluyor. Ama kazancı iyi bir şey diye düşünüyoruz. Maşallah, maşallah. Evet, evet. Çok şükür, maşallah. Sizin oğlan nasıl? Müteşebbislik peşinde mi hala? Evet, Leman teyzeciğim. Aynen öyle. Yeni icadım olan telefonül cepin tasarımını da henüz bitirdim. Telefonül cep mi? Evde varken ne gerek var ki? Siz de yapmayın ne olur. Bir gün bu dünyadaki herkesin cebinde telefonül cepimden olacak iddia ediyorum. Neyse efendim, zamanla geçer. Hiç üzülmeyin. Bir ara bizim oğlan da bilgisayar diye bir şeye heves etti. Geldi, bu ne dedim? Baba, bu bilgisayar, böyle böyle bilgisayar. Ben de ona bütün bilgilerimi saydım. Sonra vazgeçti. Ben de bilgi çok tabii. Ah, çok şükür kurtardı paşasını. Fikri çok iyi de şimdi herkes sonuna ül ve bir şey ekleyerek böyle daha eski Türkçe'ye doğru götürüyor işleri. Sen bu tiradını ül ve bir şey ekleyerek yapabilir misin? Ben de çekeyim. Efendim, hiç meraklanmayın. Bizim oğlan ül de. Hiç anlamamış. Bir ara bilgisayar ül'e merak salmıştı ül. Sonra efendim, ben de bilgi çok ül. Fikri abi, sana da nereye gideceğimi söylemedim ya. Meraktan şişim, şişim, şişesin. Şişesine patlarsın inşallah. Bahadır efendi. Efendim, buyurun. Size dediğim o spa oteli tuttunuz mu? Şimdi tuttuk efendim. Şu an tuttuk, biraz evvel. Sağ olun. İyi, o iyi. Demek spa otel. Bahadır, sen tam yolunca bir kazmışsın lan. Spa otele gittin. Mecbur her şey dahil paketi seçeceksin. Saunasıydı, masajıydı, havuzuydu derken bir 2500'lük oldun. E oraya gitmişken yenge diyecek, hamama da girelim. Diyecek tabii, girer. Diyecek tabii. Keseydi, köpüktü, sabundu, bitki çayıydı, misli kokusu derken bir 2000'lik de öyle olacak. Yapma ya. Da yaptım bile. Yenge sonra ne diyecek? Bahadır, bugün bizim özel günümüz. Yatağı neden kuyu döktürtmüyorsun diyecek. Gülüydü, mumuydu, yemesiydi, içmesiydi. Bahşişteyken bir 1500'lük de orada olacak. Etti mi sana 5500? Vay ya, çok oldu. E ne yapacaksın? Otur evinde ya. Efendim, bir şimdi aksilik çıkmasın yani. Şoförsüz kalacaksınız, bir aksilik çıkar, bir sakatlık olur. Yok canım, niye aksilik çıksın? Ben kullanırım zaten evet. Gerekirse arabayı. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bir görelim bakalım gerçekten bizi kandırıyor mu yoksa doğru mu? Sizi kıracağına kafasını kırarım. Hadi. Hadi enişte. Bana değil abi, ona. Ben değil. Enişte. Enişte, hadi sağlam şöyle. Önce siz vurun. Ne dedi ya o? Önce siz vurun diyor. Ha. Önce diyor, siz diyor. Boş olun. Siz ki vurun diyor. Enişte, tam ortala. Bir şey gelebilirsiniz. Hadi enişte, tam ortasına. Şu gıdısı var ya bak, çıkmış oraya in. Şaka yaptım. Ben... Ama yalnız bakın, sabit bakıyor. Birinci gitti şu an, bayağı... Yo, bence hiçbir şey olmadı İbrahim abi. Ha. İbrahim, artık sende sıra. Solak galiba. Solak, solaktır. Sol nasıl yoksa bununla uğrayacağım. Gözü... Ay işte ver gözünü. Bence çıkarın. Alayım enişte, versen. Zaten camı da yokmuş, tamam. Ha, denk getirmeye çalışıyor. Tamam, tamam. Gelir ama öyle denk. Bozmayın. Enişte, ama yani adam haklı sen. Lan adam,
Adam haksız. Niye vurmuyor? Bir de hazırlık yapıyor. Vursana kardeşim. Ya Hak. Fikri! Ne var lan? Bak, Fikri geldiğinde direkt sen tango girişimini yap. Ne lazım o? Dünden razı ya. Kudret hazırlandı. Hazırlandı. Fikri sen de hazırlan. Ben Allah'tan araya yastık koydum da. Evet, buyurun. Aklına bir şey gelmesin. Tamam. Çocuğumuz için burada. Hoş geldin lan. Hoş bulduk. Gel buraya bebeğim. Lan! Ne oluyor lan? Tango oluyor, tango. Kudret, seni döverim. Geliyor. Hadi, Mesih. Gözlerin öyle demiyor. Hadi ya, hadi. Aklına yanlış bir şey gelmesin. Tutkulu bir dans istiyorum, sırf çocuğum için. Geldi. Acaba burada sanatçı Michelangelo'ya bir selam mı çakmış? Bence sanatçı direkt bize çakmış Fikri. Oğlum bu ne lan? Bu bildiğin kazık. Başkanım bizim belediyenin adı Kazıklı değil mi? O yüzden buranın meydanın simgesinde Kazıklı olarak düşünmüşler. Ulan Kazıklı Belediyesi deyince aklınıza ilk kazık mı geliyor Fikri? Bizim köftemiz meşhur, onu yapsaydınız. Bizim el örmesi halımız meşhur, onu yapsaydınız. Hay sana güvenin, aklıma tüküreyim ya Fikri. Azıcık akıl, izan. Bu ne oğlum bu? Şey gibi... Başkanım, ucundan su akıtırız, akar böyle. Ha iyice benzetelim diyorsun yani. Oğlum ben buna 2 milyon verdiğimi nasıl anlatacağım insanlara Fikri? Kazıklandık deriz başkanım. Yeme lan! Niye yemeyeceğim lan? Sen kendine bak, beni payımlama. Ay iyi olmuşsun, oturuyorsun orada. Dur konuş lan! Ne konuşmayacağım lan? Konuşamazsın babanın meclisin. Bırak yesin ya çocuk! Ne oldu lan sana? Ne bileyim ben? Ne biz kuma ne babasınız lan siz? Benim 5 lira yemeyin tamam. Ne vereceğiz lan? Verme lan buna 5 lira. Sabaha kadar elma doğrarım ben. Yeter ki sen liseyi bitir lan. Lan bu 7 senedir lise 1'de okuyor. Bundan artık umudu kes. Naime yeter artık, bununla uğraşma. Bu bitti. Hepsi kötü örnek oluyorsun bu çocuğa Feridun. Hayda. Ya erişte konu bana nasıl geldi ya? Ben size kaç kere demedim bunu okuldan alalım, benim yanıma verin. Bununla bir kupirci açalım dedim. Ne destek veriyorsun, ne iş veriyorsun, ne para veriyorsun, hiçbir şey veremiyorsun. Tamam lan, tamam lan. Bir soru soracağım. Doğru cevap verirse kumpirci açmasına izin vereceğim lan. Evet. Destek de vereceğim. Evet. Fikri, kumpir neden yapılır? Kumdan konu kapanmıştır. Hep beni böyle rencide ediyorsun. Sürekli beni kategorize ediyorsun. Ne biçim babasın lan sen? Terbiyesiz. Ben yarın öbür gün... Ay susun ya, başım çatlıyor vallahi, kulağım çınladı ha. Ne çınlıyor lan? Ay. Ne oluyor lan? Ne bileyim ben. Belediye dışarıya mı ilaçlıyor lan? Sivrisinek çok bu ara. Sen şey demişsin arkadaşlara, ben olayı gördüm, hatta ben görgü tanığı olmak istiyorum demişsin. Görgü tanığı mı olmak istiyorum demişim. Ne görgü tanığı dayı, ben manken olmak istiyorum. Ne mankeni lan? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Ne mi mankeni? Konu mankeni dayı. Dayıya bak. Şşş! Oğlum karşında senin palyaço mu? Maytap mı geçin bizde? Vallahi atarım içeri bak, orada unuturum seni aylarca. Delirtme beni. Eşkal ver bana. Ver. Eşkal mi vereyim sana? Bunu çıkar götür lan. Bunu götür buradan. Geç lan! Yürü lan! Eki potasla! Yürü eki potasla! Yürü! Yürü geç lan! Tamam dayı, hatırladım ya. Geç adam bir manatı. Ney? Böyle... Kel kafalıydı. Heh, tamam. Kel. Yazıyorum. Mustafa yaz. Kel kafa. Kel. Ya, oğlum böyle. Kel kafa. Senin boylarında. Ha. 80 boylarda. Beyaz önlüğü vardı dayı. Beyaz önlük. Beyaz önlük. Siyah kumaş pantolonu vardı. Siyah. Kumaş pantolonu var. Spor ayakkabısı vardı beyaz. Spor ayakkabısı var.
İnce bıyığı vardı dahi. Elinde döner bıçağı vardı bir de. Lan bu benim! Lan amirim, öyle bir şey yok. Saçmalıyor bu çocuk, vallahi billahi. Kılıcı bırak lan, kılıç. Eti de bırak, kaldır ellerini. Kaldırın ellerini. Oğlum bak yanındayım ben, korkmadan söyle. Darp'ı yapan bu muydu, iyi bak. Amirim vallahi yok öyle bir şey. Manyak mısın oğlum sen? Baksana döner satıyorum ben burada. Görmüyor musun? Döner mi satıyorsun sen burada? Tabii canım, dönerciyim. Ya yanar döner yazıyor kocaman, dönerciyim ben ya. Dönerci misin sen burada? He? O zaman dahi bana bir yarım kessene orada. Yarım ekmek ve pide mi? Ekmek olsun oğlum. İçini alıyorum. Al dahi. Al. Lan ne yarımı, ne diyorsun? Ne yarımı siz? Hayırdır? Ne mi yarımı? O zaman tam kes dahi. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.